Gelelim ikinci konumuza. Arka arkaya yaşanan iki tane mecbur iniş var. Bu mecbur inişlerden bir tanesi adeta mucize. Ee, malum Rusya'da bu Ukrayna Savaşı nedeniyle... ...havayolu şirketlerine batı yapısı... ...işte Boeingler, Airbuslar, Embraer'lar, bombardirler gibi şirketler... ...yedek parça vermiyor, bakım hizmeti vermiyor. Simülasyon, eğitim hizmeti vermiyor. Her şeyi durdurmuş vaziyette. Ve tabii ki bu batı yapısı uçaklar da ülke dışına çıktığı zaman el konulma durumu olduğu için de Ruslar bunları iç hatlarda kullanıyor gerçekten havacılık sektörü büyük darbe almış durumda. İşte Türkiye, Dubai gibi uçabildikleri az sayıda ülke var. şehir var. Buralara da Ruslar kendi imal ettikleri o işte Sukoylar, Ilyushin'ler, Tupolev'ler gibi uçaklarla uçmaya çalışıyorlar ama gerçekten enteresan bir durum olduğunu ifade etmem lazım. İşte bu zorluklar yaşanırken geçtiğimiz günlerde Soçi'den kalkan Ural Hava Yolları'na ait bir Airbus A320 Nova Sibirsk'e gidiyor. Ve e, uçuş sırasında bir hidrolik bir problem yaşıyor. Pilotlar önce öndeki en yakın meydana inmeye çalışıyorlar. Alçalıyorlar. Fakat e, bu meydanın pistinin kısa olması ve duruşunun zorlanacağı için e, hidrolik arızası nedir? Uçağı kumanda etmektir. Flaplarını indirmektir, spoilerleri açmaktır gibi iniş takımlarını açmaktır. Bunlar tabi hep hidrolikle olan olaylar. Burada bir problem yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Pas geçip Novosibirsk'e Sibirsk'e doğru devam ediyorlar. Ancak e, bu seyir sırasında işte alçalmaları, pas geçmeleri yakıt kritine giriyor uçaklar ve Novosibirsk'e yaklaşık 200 kilometre kara boş bir araziye adeta havalimanı gibi uçuş ekibi uçağı indiriyor. Gerçekten alkışlanacak bir durum yolcuları tahliye ediyorlar. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamıyor bu olayda. Gerçekten çok büyük olay. Pist gibi indirmiş. Tabi uçakta çok büyük bir hasar var ama sonuçta önemli olan yolculardan hiçbirine bir şey olmaması. Bu da gerçekten böyle havacılığın mucizeleri arasında yer alıyor. Tabii bu e, görüntüleri izledikten sonra e, okuyucularımızdan, izleyicilerimizden mail'ler geldi. Havayolu uçakları toprak piste inebilir mi? Özel ekipmanlar olursa, o zemin hazırlanmışsa bunlar yapılabilir. Örneğin Kanada'da çeşitli madenler için personel ve yük taşıyan Boeing 737'nin o çok eski 200 versiyonu var. Onlar o toprak çakıl pistlere inebiliyorlar ama biliyorsunuz o motorlar kanatların altında. Örneğin iş takımından gelecek olan taşlar, çakılların motora girmemesi için özel bir ekipman takılıyor oraya ve buraya uçaklar iniyor. Zaten hani çok maliyet ve fiyatları uçakların çok yüksek değil artık hizmet ömürlerinin sonunda Buraya rahatlıkla iniyorlar. Her uçuşun tabii bir maliyeti var. E, o zemine indiğiniz için iniş takımlarında sorun olabiliyor. Motorlarda sorun olabiliyor. Bunlara bakılarak e, yeni bir uçak yerine eski bir uçağı buralara kullanılabiliyor. Aynı şekilde Afrika'da da e, çok böyle madenlerin olduğu ulaşımın inanılmaz zor olduğu noktalarda bu tür uçaklar kullanılıyor. Ama jetin en büyük problemlerinden bir tanesi çalıştığı zaman ondan havayı emiyor. Yani o e, toprak pist veya yarı hazırlanmış zemindeki Çakılı taşı toprağa çekebilir. Motorla ilgili çok ciddi problemler olabilir. Bunu da böyle yarı hazırlanmış zeminlerle çözmeye çalışıyorlar. Ama tabii o işlerin ideal uçuşları daha çok pervaneli uçaklar. Pervaneli uçaklarda etkilenme jet'e göre çok daha düşük. Bu konuyla da ilgili zaman zaman bu tür meydanlara uçuşlar yapılabiliyor. Bunlar da havacılığın bir başka boyutu. Tabi mecbur iniş derken bir de tabi Türk Hava Yolları'nın uçuş akademisi TAFA'nın başına gelen bir olay var. Ee, uçuşlarda eğitim uçuşlarında zaman zaman bu tür kaza kırımlar yaşanabiliyor. Hatta geçtiğimiz ay bir DA-42 uçağı da benzer bir kırım yaşamıştı TAFA'da. Aydın Meydanı yakınlarında işte iniş takımları tam toplamıyor. Pas geçerken pervaneyi e, vuruyorlar. Bilmiyoruz tabi rapor ne çıkacak ne olacak onu da bilmiyoruz ama ilk gelen bilgiler bu yönde. E, belki de iniş takımı açılması tam olarak gerçekleşmedi. Pilotlar da unutabiliyor. Bu tür şeyler olabiliyor havacılıkta. Pervane çarpıyor. Pas geçiyorlar arkasından. Motorlardaki yaşanan problem sonrasında meydan yakınlarına mecburi iniş yapıyorlar. Allah'tan iki pilotun da durumu iyi bu tür şeyler oluyor. Tafanın başı dediğim gibi biraz talihsiz bir dönem. Cessna'dan, Amerikan Cessna'dan, Textron şirketi, Textron Aviation'dan tek motorlu Cessna 172 tipi bir eğitim uçağı satın alınmıştı. Bu uçak Türkiye'ye getirilecek. Nasıl geliyor bu uçaklar? Uçuyor ama pervenli uçan menzili belli. 600-700 kilometre menzil var. Ta siz Amerika'dan geçireceksiniz. Bunun için genellikle uçağın kabinine ekstra bir yakıt tankı konuyor. Konuyla ilgili uzman işte ferry pilot deniyor bunlara. Uzun yolu böyle getiren özel eğitimli çok tecrübeli pilotlar. Onlarla anlaşma yapılıyor. Uçak Amerika'dan kalkıyor. Fakat Kanada'da uçarken ee, uçakta bir arıza meydana geliyor ve uçak ...bir tarlaya, boş bir alana e, yerleşimin olmadığı mecbur iniş yapıyor. Uçakta tabii ağır kırım var. E, pilot da önce hafif yaralı dendi. Daha sonra durumunun iyi olduğu açıklandı. Pilot kurtuluyor. Bu tür işlerde sigortalar bu maliyetleri karşılıyorlar. E, ödüyorlar e, ve bu şekilde gerçekleşiyor. Ama e, koca bir okyanusu, saatlerce sürecek bir uçuşu... ...böyle bir ek yakıt tankıyla uçmak etmek gerçekten büyük e, benim gözümde macera... Sonuçta biz buna macera diyoruz ama pilotlar tecrübeleriyle, hazırlıklarıyla, yaptıkları planlamayla bu macera değil, emniyet kuralları içerisinde bu uçuşu gerçekleştirebiliyorlar. Hemen aklınıza da şey gelecek, biliyorsunuz TUSAŞ bir eğitim uçağı yapacak Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi TAFA için. Bu konuda da ilginç gelişmeler var, değişik gelişmeler var. Tasarım konusunda başka şirketlerle ortaklık yapıp hazır bir tasarımın Alınıp geliştirilmesi zaten bu e, tasarım konusunda da epey ilerlenmiş durumda böyle bir adım atılacak. Bu bilgiyi de kısaca vermiş olalım. Pilot ihtiyacı ile birlikte e, dünyadaki sıkıntılardan bir tanesi de eğitim uçağı ihtiyacı. Bu eğitim uçağı ihtiyacı konusunda da farklı farklı yaklaşımlar var. Biraz e, hem tusaş hem başka imalatçılar ellerini Hızlı tutabilirlerse bu pazara güzel bir giriş yapacaklarını ben inanıyorum ama sonuçta TUSAŞ elindeki projeler var. Bu konuda sadece belki biraz yol gösterici, üretim kalitesinin arttırılması gibi konularda zaten destek verse, bu konuda bir liderlik etse yeter diye açıkçası düşünüyorum.